Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi'nde Plevne cephesinde gösterdiği kahramanlıkla adını Türk ve dünya tarihine yazdırmıştır. Kahramanlığını düşmanın bile takdir ettiği Gazi Osman Paşa'yı bütün dünyaya tanıtan 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi'ndeki savunma, gayret ve kahramanlıklarıdır. Bu harpte ilk defa kendi buluşu olan toprağı kazdırarak yaptırdığı akla durgunluk verici tahkimatla ve Plevne cephesindeki savunmasıyla dünya harp tarihine yeni prensipler getirmiştir. Osman Paşa 1832 yılında doğdu. Asıl ismi Osman Nuri'dir. Tokatlı olup Yağcıoğlu ailesine mensuptur. Babası İstanbul Kereste Gümrüğü'nde katip olan Mehmet Efendi, annesi Şakire Hatun'dur. Babası İstanbul'da olduğu için ailesi de İstanbul'a yerleşti. Sıbyan Mektebi'nden sonra Beşiktaş'taki Askeri Rüştiye'de okudu. Kuleli Askeri Lisesi'nden dereceyle mezun oldu. Daha sonra Harbiye'de okumaya başladı. Buradan ikincilikle diploma alıp Harp Akademisi'ne girdi. Burayı bitirmeden 1853 yılında Kırım Savaşı'nın çıkması üzerine kurmay sınıfına alınarak Rumeli'de görevlendirildi. Başarılı çalışmaları komutanı tarafından takdir edilerek kısa zamanda terfi ettirildi. 1850 yılında akademiye devam etti. 1858 yılında kıdemli yüzbaşı olarak eğitimini tamamladı. 1859 yılında Genelkurmay Başkanlığında Anadolu'nun haritasını çıkarma görevi ile Bursa'ya gönderildi. 1861'de Rumeli Yenişehir'inde toplanan ordunun kurmay heyetine tayin edildi. Ordunun çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra Tasselya ve Cebeli Lübnan'da görev aldı. Girit isyanlarının başlaması üzerine Girit'e tayin edildi. Girit'teki başarılarından dolayı albay rütbesine terfi ettirildi ve Yemen'e gönderildi. 1875 yılında paşa rütbesiyle Rumeli'de 5. Ordu'ya Manastır Tümen Kumandanlığı'na tayin edildi. Burada çok başarılar elde etti ve Kor General rütbesini aldı. 1876 yılında Sırp isyanının başlaması üzerine emrindeki birliklerle İzver tepelerini ve Zayçar kasabasını işgal etti. Rus generalinin kumanda ettiği Sırp ordusunu bozguna uğrattı. Asıl şöhretini burada elde ettiği zaferle kazandı. Bu zaferden sonra kendisine ikinci sınıf mecidiye nişanı verilerek mareşal oldu. Gazi Osman Paşa'yı bütün dünyaya tanıtan 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi'ndeki savunma, gayret ve kahramanlıklarıdır. Bu harpte ilk defa kendi buluşu olan toprağı kazdırarak akla durgunluk verici tahkimatla ve Plevne cephesindeki müdafaa ile dünya harp tarihine yeni prensipler getirmiştir. Gazi Osman Paşa Ruslarla savaş başladığı zaman Zidin ve Rahova bölgelerini korumakta görevliydi. Rusların Barkovça dağlarını aşmaya başlamasından sonra kendisine hareket emri verilen Osman Paşa, Plevne'yi kuşatarak teslim alıp savunma için lüzumlu tedbirleri aldı. Ruslar Plevne'ye saldırdıklarında şiddetle karşı koyarak geri püskürttü. 10 gün sonra 30 Temmuz 1877'de Rusların ikinci saldırısına da kahramanca karşı koydu. Şiddetli ve kanlı çarpışmalarla devam eden muharebede sayıca ve silah bakımından çok üstün olan Rusları geri çekilmeye mecbur etti. Rus çarı Romanya ordusundan yardım istemek mecburiyetinde kaldı. Gazi Osman Paşa 11 Eylül 1878'de Ruslarla yaptığı 3. Plevne Savaşı'nı da kazanarak Gazi unvanı aldı. Ancak Ruslar asker ve silah çokluğu yanında devamlı takviye alıyordu. Daha büyük kuvvetlerle Plevne'yi kuşattılar. Kuşatmadan dolayı hiçbir yerden yardım alamayan Gazi Osman Paşa, Rus ordu hatlarını kahramanca yardı. Bu harekatta Gazi Osman Paşa'nın atı isabet alarak öldü. Kendisi de bacağından ağır yaralandı. Açlık, hastalık, yardımın gelmemesi ve mahiyetindeki her türlü fedakarlığı gösteren askerin harcanmaması düşünceleri Gazi Osman Paşa'yı teslim olmaya mecbur etti.
Vis suyu kenarında bir evde yarası sarılırken Rus generali Ganetski tarafından esir alındı. Rus baş kumandanı Grand Duke Nikola askeri tören yaptırarak askerlik ve esirlik geleneklerine aykırı olmasına rağmen Osman Paşa'nın kılıcını iade etti. Heyecan ve samimi bir şekilde kahramanca savunmasından dolayı Osman Paşa'ya tebriklerini bildirdi. Rus başkumandan Osman Paşa'ya "Şu anda yeryüzünde bu kılıcı şerefle taşımaya hak olan tek insan sizsiniz" demekten kendini alamadı. Ayrıca Osman Paşa'nın huzurunda azami derecede hürmet göstermeye çalıştı. Kısa bir süre sonra Rus çarının karargahına getirilen Osman Paşa, çar tarafından tebrik edildi. Trenle Rusya'ya götürülürken trende Rus subaylar ile harp ve askerlik sanatı üzerine Fransızca sohbetler etti. Rusya'ya varışında Rusya içerisinde istediği yere gidebileceği bildirildi. Paşa bazı Türk illerini gezdi. Her gittiği şehirde devlet başkanlarına yapılan merasimle karşılanıp uğurlandı. Gazi Osman Paşa bir müddet sonra 2. Abdülhamit Han'ın teşebbüsleri neticesinde 12-13 Mart 1878'de Rusya'dan İstanbul'a döndü. İstanbul'a gelişinde halk tarafından büyük bir sevgiyle karşılandı. Sultan Abdülhamit Han gözyaşları içinde alnından öptü ve kendisine "Sen benim yüzümü bu dünyada ak ettiğin gibi Allah da senin yüzünü iki cihanda ak etsin" diye dua etti. Serasker oldu. 7 yıl bu görevde kaldıktan sonra 2. Abdülhamit tarafından saray mareşallığı görevine getirildi. Ölünceye kadar bu görevde kaldı. Törenlerde padişahın arabasında ve ona karşı otururdu. 1900 yılında 68 yaşında vefat etti. Kabri Fatih Camii avlusundadır. Türbesini onu çok seven Sultan 2. Abdülhamit yaptırmıştır. Sultan Abdülhamit Han kendisini çok takdir ettiği için iki kızını Gazi Osman Paşa'nın iki oğluyla evlendirmiştir. Bu videomuzda ismini altın harflerle tarihe yazdıran kahraman Gazi Osman Paşa hakkında bilgi vermeye çalıştık. Kendisini rahmetle anıyoruz. Daha sonra tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.